arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel çalışmamızı yapacağız çalışmamız sade bir çalışma yapımı da oldukça kolay hiç farklı bir işlem yapmıyoruz başını bir defa dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanlarımızı ön ve arkaya eşit şekilde başlıyoruz sadece önde şu görmüş olduğunuz yaka ayrıntısını yapmak için yerimizi ayarlıyoruz şöyle kare bir yer ayarlıyoruz kollarımızı eşit miktarda ayırıp Ortada boşluğumuzu ayırdıktan sonra omuzlara doğru arka ölçümüze eşit olacak şekilde örüyoruz. Buradaki e, yakamızın oyuntusu istediğiniz kadar aşağıdan çalışabilirsiniz. Özellikle kadın örgülerinde eğer yetişkin içinde bu modelimizi örmek isterseniz büyük bir sayıya başlayıp aynı şekilde dümdüz örersek e, kadın e, yakaları biraz daha aşağıdan daha derinden olursa çok daha güzel durmakta. Yine aynı şekilde yetişkin erkeklerde de biraz Biraz daha derinden bu işlemi yani yaka koyma yerini ön kısımda daha e, bu kolumuzu ayarladığımız yerlere yakın koyarsak daha bir gösterişli durmakta. Ama bebekler için e, bu uygunluk yeterli. Tabi dilerseniz biraz daha aşağıdan da örebilirsiniz. Dümdüz bu yaka ayrıntısını da ördükten sonra dümdüz her tarafını ördüğümüz ön ve arkasını tamamladığımız süviterimizi kollarında iki sıra lastik örgüsü ördüm bir sıra ilmeğimi çıkarıp bir sıra bir yandan bir ardından girdim. Yine aynı şekilde ince bir lastikte bel kısmı için yaptım. iki sırada belimde ördükten sonra süeterimiz kullanıma hazır hale geldi. Ben bu ölçüler için bir adet ipimi kullandım. 100 gram 250 metreden oluşan Kartopu'nun Baby bandı barkutu olmadığı için gösteremedim. Kusura bakmayın. Tabi dilediğiniz marka ürünlerle, iplerle örebilirsiniz. Şimdi ölçümüze bakalım. Ölçümüz şöyle durduğu için hemen beden genişliğine bakalım. Beden genişliği kollarımızın olduğu yerden bir kolumun diğer kolu yani bir uçtan bir uca beden genişliği kollarımızdan 29 kol altından şöyle baktığım zaman ise 20 buçuk beden boyuna bakalım. Beden boyunda ise 28 santim beden boyunun olduğunu görmekteyim. Yakamız gördüğünüz gibi çok hoş şal yaka diye adlandırdığımız yaka yapması Örmesi gayet kolay sonradan örüp güzelce dikiyoruz ve bu şekilde bu güzel süveteri e, tamamlamış oluyoruz. Eğer isterseniz e, önlerine aplike çalışmalarda yapabilirsiniz. Ayıcıklar olabilir tavşan olur ama sadesi de gayet güzel oldu. Evet şimdi süveterimizin yapımına geçelim ama öncesinde kanalımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok mutlu edersiniz beni Evet kolay gelsin hemen başlayalım süveterimi örmek için 3 milimetre tığımı kullanıyorum buradaki 5 numara yanıltıcı olmasın tulipler kendi arasında böyle bir numaralandırma yapıyor. İp olarak ise kartopunun Baby One ipini kullanıyorum. Tığımın ucunda görmekteyiz biraz kalınca. İpimiz de çok zayıf bir ip değil. Malum daha önce mutlaka örmüşsünüzdür. Biraz dolgunca bir ip. Zincirimizi çekerek başlayalım. Öreceğimiz yaş grubuna uygun zincirimi çekiyorum. İlk düğümümü attım. Bunu saymıyorum. Hemen ben çok büyük örmüyorum malumunuz. E, kamera karşısında ördüğümüz için bu örmüş olduğumuz e, örgümüzün üzerinden yeterli sayılarla büyütüyoruz. Sayılar konusunda yine inşallah yardımcı olacağım. 1 2 3 tane çektim. 4 5 6. 48 tane zincir çektim. Hem e, ipim biraz dolgun hem de tığım kalın olduğu için santimine bakmak istiyorum. Santim olarak mezurumun üzerine şu şekilde bırakıyorum bakın hiçbir müdahale yok gayet rahat durmak tane hani dilersem şu şekilde çekip yanıltıcı sonuç verebiliriz ama bu şekilde görmekteyiz 23 santim şimdi bir sıra sık iğnemizi örüyoruz sık iğnemizi öreceğimizde bir zincir geri geliyorum hemen bakın içinden çıktığımız yuvanın yanına giriyorum bu içinden çıktığım yuva yanına giriyorum içinden çıktığımıza değil batıyorum ipimi alıyorum içinden geçiyorum giriyorum sık iğnemiz bu şekilde kolay bir çalışma örgüye yeni başlayan arkadaşlarımıza da faydalı olalım inşallah bilen zaten hemen sona kadar sık iğnesini yapsın dönüşü birlikte yapalım ama birer birer hiç atlamadan giriyorum. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman zaten katın birisi görülmekte. Katın birinden şöyle batıp girelim. Son zincirime kadar geldim. Son zincirimizi sizlerle birlikte yapalım. Yine giriyorum sık iğnemi örüyorum. Hemen sık iğnemin üzerine bir tane zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramıza başlıyoruz. Zincirimizin içerisine doldurunca birazcık daha büyüdü. Bakınız ölçümüz mutlaka büyümekte birkaç santim. Bazen bir santim büyür, bazen iki santime yakın bir büyüklük söz konusu olabilir. Bakın tam bir santim büyüdü. Tabii dediğim gibi asıldığımız zaman tabii ki esneme payı da var örgülerimizin nereye kadar esneyebiliyor 25 santime kadar esneyebilmekte. Evet ama biz esnemeden ölçüyü esas alıyoruz. Önümüzü de arkamızda aynı ölçülerle ve aynı şekilde başlıyoruz. Şimdi bunu önüm olarak örüyorum. Arkayı ayrıyetten başlamayacağız. Yine zincirimizi çekip üzerine sık iğnemizi öreceğiz ve ikinci sıramıza da şimdi yapacağımız şekilde geçeceğiz. Sık iğnemizi bitirdik. Üzerine bir tane zinciri çektik ve arkasını çeviriyoruz. Tığımın burada başını doluyorum. Çekmiş olduğumuz zincirin hemen yanındaki küçücük bir göz var. Bakınız oraya giriyoruz. Hemen ilke girmiyoruz. Burayı zinciri bir olarak sayıp buradaki ikinci sıraya geçmiyoruz. Hemen dibine batıyoruz ve bütün geçişlerimizi aynı yapıyoruz. Hemen zincirimin dibindeki sık iğneye batıyorum ve bunu bir olarak sayıyorum. Başını doluyorum. Aynı zamanda başını doladık. Bakın sık iğnemizde direkt batmıştık. Şimdi başını doluyorum. Diğerine batıyorum. Başını doluyorum ve bütün sık iğnelerimizin üzerine iki katı da alacak şekilde başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını doluyorum giriyorum iki katın ikisini de aldım ayırmıyoruz böyle örmek en kolay e, şeklidir katlardan birini ayırdığımızda biraz daha dikkat gerektiriyor ama bunda direkt tığımızın ucu gideceği yeri biliyor zaten batırıp çekmemiz yeter. önce doluyorum batıyorum ipimi çekip kapatıyorum. Doluyorum, batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatıyorum. Doluyorum, batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatıyorum. Yeni başlayanlar kodlayabilirler böyle. Doluyorum, batıyorum, çekiyorum, kapatıyorum. Sona kadar gelelim. Son biri yeniden birlikte dönelim. örmeye devam ettim. Bu şekilde ilerledim. Son sık iğnelerimiz kaldı. Beraber yapalım. Batıyorum. Başını doluyorum. Yine giriyorum. Ve şuradaki görmüş olduğunuz son kısımda geçiş için bir zincirimizi çekmiştik ve başını dolayıp batmıştık. Lütfen bu dönüşü unutmuyoruz. Batıyorum. Tam ikisinin aralığına giriyorum. Şu şekilde bakın önden battı ve burayı da bir olarak kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üst sıraya geçerken bütün üst sıralarımızı arkadaşlar bu şekilde geçeceğiz. Çeviriyorum arkasını. İpimi tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakın şöyle geri çekiyorum. Dibine şuraya batıyorum. Kapatıyorum. Başını doladım. Batıyorum çekiyorum, kapatıyorum ve bu şekilde dönüşlerimizi yapalım, biraz yükseltelim. Arkayı dümdüz öreceğiz istediğimiz ölçü olana kadar. Ee, önü ise küçük bir çalışmayla şekil vereceğiz. Evet, şimdi bu şekilde başını dolayarak örgüme devam ediyorum. süveterimi örmeye devam ettim ve sıramızı sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sıra ördüm. Santim ölçüsüne bakalım. 18 buçuk santim hiç asılmadan dümdüz bıraktığım haliyle sık iğne sıramızı saymamıştık 18 buçuk şimdi gördüğünüz gibi ben 3 tane işaretimi taktım burası su ön kısmı olacak arkaya düz öreceğiz 15 sağ tarafa 15 sol tarafa ayırdım. Ortaya ise 17 trabzan ayırdım. Sizlerin sarı sayısı farklıysa 3 eşit parçaya ayıralım. Yani kenardaki 2 eşit olsun. Ortadaki birkaç trabzan fazla olursa güzel olur. Çünkü yakamızı bu ortaya göre de ayarlayacağız. Omuzlarımızın her ikisi eşit. Orta bu kenardaki ayırdığımız trabzanlardan birkaç ilmek fazla olmalı. Şimdi Burada ipim burada olduğu için işaretime kadar olan 15 ilmeği yükselterek öreceğim. Bu arayı örmeyeceğim. Sonra diğer omuzumuza yine ön yüzden işaretimi taktığım yerden devam edeceğim ki örgümüzün yönünde değişiklik olmasın. Zincirimi çekmiştim. Hemen dibine batıyorum. İşaretimin olduğu noktaya kadar başını dolayıp tek seferde çekiyorum. 15. ve son trabzanımı ördüm. Hemen işaretimin bulunduğu yerde. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, ve kalan 15 bir tane zincirimi çekiyorum buradaki zincir eğer kısa geliyorsa size eliniz sıkıysa şöyle iki tane de yapabilirsiniz yani zincir çekmekte bir e, zincir herhangi bir şey fark etmeyecektir eğer rahatlatacaksa örgünüzü e, bir zincir daha fazla çekmekten çekilmeyin yine buradan döndüm hemen ilk bakınız diğerine geçmiyorum ilk dibine batıyorum başını dolayarak bu bir zincirimiz bir değil Trabzon aynı yere battık. Orası bir. Zaten aşağıdan da bu şekilde örerek gelmiştik. Çok rahat yapacağınıza inanıyorum. Ama yine de yeni başlayan kardeşlerimi düşündüğüm için ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Bir tane arkadaşlarımın da tabii ki hoşgörüsüne sığınıyoruz. Devam edelim. İstediğimiz omuz yüksekliğine gelene kadar düz bir şekilde örüyorum bakınız bir bir zincirimi çektim Dilerseniz iki de çekebilirsiniz batıyorum aynı dibine battım ve bir 15 trabzanımızı yeterli yüksekliğe gelene kadar örelim sağ omuzumuzu ördüm şimdi sol omuzumuzdaki 15 tane trabzanımızı örelim İşaretime bulunduğu yerden çıkardım ve tığıma girdirdim Şu bir tane zincirimle sabitliyorum Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İpim de şöyle altta kalıyor. Birinci trabzanımı örüyorum. ikinci trabzanımı. Üçüncü. Buradaki başlangıçta ortadan sona doğru gideceğiz. Sondan başlamayacağız. Örgümüz bu yönde geldiği için aynı şekilde batma işlemini bu yönden yaparak devam edeceğiz. Ve 15 tane trabzanımızı diğer kolumuzla aynı ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Her iki parçamızı da aynı sırada olacak şekilde örerek tamamladım. Arkayı tamamen düz bir şekilde ördüm. Artma, eksilme, kesme yapmadım. Ön parçamızı ise önü kare bir şekilde oyduk. Ee, kenar omuzların her ikisi eşit bir şekilde Örerek tamamladık Şimdi kenarlardan ve omuzlardan Dikişimizi yapalım Sonrasında yakamızı çalışmaya Başlayalım yakamızdaki bölümümüzü Dikiş için Öncelikle her ikisinin Ön yüzünü şöyle Birbirlerine getiriyorum Ön yüzleri birbirine Bakacak şekilde getiriyorum Arka yüzler dışarıda oluyor Zaten sayıları belliydi 17 ilmek 15 ilmek. Pardon bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane ilmeğimizi yine burada 15 ilmeğimizle birebir karşılıklı dikelim. Diğer tarafı da yine aynı şekilde ayırdım bakınız 2 4 6 8 10 12 13, 14 ve 15 orta ise 17 idi. Buradaki e, bahsetmek istediğim 17 yani takılan aklıma takılan 17 buradaki kısım oluyor. Şimdi omuzlarımızı dikmeye başlayalım. Sonra yandan da aynı şekilde dikerek tamamlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 bakınız burada birebir aynı olsun. Karşıdaki de 15 bütün sayılarımız. E, karşıda belirli olduğu için belli bir oyuntumuz olduğu için arkayı da aynı aldım ve dikmeye başlıyorum diğer omzumuzu ve yanlarımızı da dikelim yanlarımızı kol oyuntusunu istediğimiz kadar açabiliriz çok fazla isteyen arkadaşlarımız biraz daha derinden yani derin kol oyuntusu bırakabilirler daha Dar isteyen arkadaşlarımız ise biraz dar bırakabilirler. Tamamen zevke göre ayarlama yapabiliriz. Kolumu bu şekilde dikiyorum. Diğer omuzumu da aynı yani kolumuzun üzerindeki omuz olacak bölümümüzü de yine dikelim. En güzel şekliyle dikin arkadaşlar. Yani dışarı içeriden belli olmasın ön yüzden. Diğer omuzumu da dikiyorum. Yanlarımı da dikeyim. Sonrasında görüşelim. Yaka boşluğumuz için 17 trabzanımı bırakmıştım. Burada yine 17 trabzan olacak şekilde zincirimi çekiyorum. 17 trabzanımı elde etmek için önce bir düğüm atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane zincirimi çektim burada birebir trabzan e, eşit olsun diye trabzan sayısına dönüşte e, zincirlerimden e, kaybedip trabzanım eksik olmasın diye elimi 17. zincire tutuyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra buraya giriyorum ve tek seferde batıyorum bundan sonrasında bütün zincirlerimizi birer birer batarak başa kadar geliyorum yani zincirimi bitiriyorum. Burada önemli olan şu ortadaki ölçüye uygun çalışma yapmamız gerekmekte. Onu ayarladıktan sonra problemimiz yok. Omuz ve kollarını diktikten sonra bu işlemimizi yapalım. Büyük ördüyseniz ya da daha küçük ördüyseniz oradaki yakamızın kare olarak ayırdığımız yerde kaç tane trabzan varsa Buna göre örgümüzü örelim. Sona kadar geldim. En sona da batıyorum. Ve bir iki zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Burada tek kat alarak öreceğiz. Şimdi zincirimi çektiğim yerin üzerindeyim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer kattan alıyorum bakınız. Bunun tamamını hep dıştaki kattan alacağız. Dıştaki kattan başını doluyorum. Dıştaki kattan alıyorum. Dıştaki kat tek seferde yine aynı tek seferde alıyoruz fakat dıştaki kattan çalışıyoruz. Son trabzanıma da batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 1-2 dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bu zincirimizde battığımızı tek olarak sayıyoruz. Arada kontrol edin. 17 tane trabzanımızdan ne artsın ne eksilsin. Yine dış katından batarak örüyorum. Bakın dış katından. Birazcık ördüm ben. Bakın bu şekilde ilerlemekte. Bu tabii ki yeterli değil. Yakamızın dört bir kenarına dolaşacağımız için biraz uzunca örmemiz gerekmekte. Evet şimdi aynı işlemim tekrarıyla dış katlarından alarak birer birer örüyorum ve 17 trabzanımı kaybetmiyorum. Söğütlerimizin önünü arkasına güzelce ördük. Sonrasında diktik. Şimdi yakamızı da epey bu dört köşesine yetecek kadar ördüm. Ve şimdi dikmek için hazırım. Ama ben yine de kesmedim. Bakınız şöyle ucundan. Ola ki eksiklik olursa oradan dikelim. Bu şekilde örmüş olduğumuz yakayı kendimizden tarafa alıyorum. Ve ipimi de şöyle iğneme geçirdim. Ve dikmeye başlıyorum. Şuradaki boşluğumuzun buradan başlayıp buraya kadar dikiyoruz. Şöyle e, kamera altında dikmesi biraz zorlayabiliyor beni. Şöyle alıyorum. Düz yönünü çevirelim. Şuradan giriyorum ilk. Karşılığından alıyorum. Öncesinde buraya düğümü attıktan sonra ilmeklerimi karşılıklı alıyorum. Her bir trabzanımın karşılığında zaten aynı sayıda başlamıştım. Birer birer karşılıklı dikiyorum. Çok güzel olacak inşallah. Sıkıştırdım biraz. Önce hafif almıştım, sonrasında toparlıyorum. Tabi büzdürmüyorum. Şuraya kadar geleceğim bitişine kadar. Buradan başladım, sona kadar diktim. Şimdi yukarıya doğru şöyle çeviriyorum örmüş olduğum bölümümü, şu ince uzun bölümümü ve buraya şöyle dönüşlü bir şekilde dikmeye başlıyorum. Burayı büzdürmeden şöyle alıyorum buradan katımdan buradan alıyorum buraya batıyorum ve aynı yere girerek buradan birkaç defa uzun olan bölüme batıyorum ki dönüşümüzü şöyle güzel yapabilelim hemen kısaca geçmiyorum bakınız bu aynı yerden bir parmak kadar aynı yere diktim yani şu kısımdan durarak dikişimi götürdüm sonra yaklaştırıyorum elimle düzelte düzelte yukarıya doğru dikiyorum bakın şöyle buradan bu şekilde görülmekte çevirdiğim zaman şuradan dönüşlerde birazcık uzun parçadan daha çok alarak dikiyoruz uzundan ki şöyle dönüşümüzü kastırmasın diye düz olan yerlerimi yine dikiyorum dönüşümde yine biraz şöyle bir parmak kadar Burayı toparlıyorum ve sonra yandan örüyorum ve benimki bakınız tam bitirmemişti. Bu kısma biraz eksik kaldı. Hemen orayı da örüveririm. Evet şimdi dikişlerimizi bu şekilde yapmaya devam edelim. Yakamızı dikme işini şuradan başlamıştık. Bakınız buradan dikerek kenarlarımızdan dolanarak geldiğim bütün kenarlarını dolandım dördüncü kenarıma geldim yani dördüncü kenarda buradaki başladığımız dikişe başladığımız yerde şimdi burada yapacağımız işlem şu kısmı da yine buraya dikip şurada az bir yer kalmıştı oranın da dikişini yapıyorum dikişlerimi yaptıktan sonra çeviriyorum bakın bu kısmı çeviriyorum İlk başlangıçtaki dikmiş olduğum yere bakın şu kısma dikmiştim. Buraya dikerek tamamlıyorum. İlk başlangıçta bu uzunla gövdenin olduğu yer burası. Bitişi de yine buraya sabitliyorum. Hem başlangıcımız hem bitişimiz bu noktada olacak. Birimizi düzelterek dikelim. Başlangıcımızın olduğu yer. Şuraya uzatmıştık ya upuzun sonradan ördüğümüz parçayı bu ilk yakamızı ayırdığımız yere. Son olarak hepsi de burada toparlanmış oluyor. Yani hem başlangıcımız hem de bitişimiz. Sona kadar ben e, dikeyim. Sonuna kadar diktim, düğümümü atıyorum. Düğümümüzü de attıktan sonra ipimi buradan keserek kollarımın ve alt kısmın lastiğini çalışmak üzere yaka kısmını tamamlamış olarak ayrılıyorum. Şöyle hatta geri gidelim içte kalsın sonra almak zorunda kalmayalım tekrar Evet bu şekilde yakamızı da dikerek tamamladım yaka çalışmamızı bu şekilde tamamladık gayet güzel oldu kolumda ben iki sıra lastik ördüm bir sıra bütün trabzanlarımı düz ördüm sonrasında bir tane ters bir tane düz örerek bu kısmı tamamladım diğer kolumuzu ve süveterimizin alt kısmında sizlerle birlikte çalıştıktan sonra kullanılmaya Hazır hale gelecek. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Yakamı tamamladıktan sonra kol altından giriyorum. Şu aşağı kısımdan ve başlıyorum. Sabitledim buraya. Bunu bir sayıyorum. Bir tane daha zincirimi çektim. Ve toplamda üç tane zincir oldu. Bir bağlandım ve üç zincirim. Hemen yanındakine batıyorum. Bir, iki, üç. Bir sonrakine batıyorum bir sonraki bir dolayıp üç defa da çektiğim trabzanları ardı ardına örüyorum dümdüz trabzan örüyorum bakınız şu aradaki minik yere girmiyorum birer birer trabzanlarıma giriyorum bir doluyorum 3 defa da örüyorum sonrasında bir ters bir düz yaparak lastiğe çevireceğiz bu kısmı devam edelim başlangıcımıza kadar geldim şuradan başlamıştım bakınız başlangıcımızın olduğu Zincir çektiğim ve tırabzanın arasına tığımı girdiriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum ve bu noktaya bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzana yandan girişimi yapıyorum ve bir, iki, üç defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, bir sonraki trabzanın ardından tığımı girdiriyorum, tırabzanımı dışa doğru itiyorum, diğer tarafından çıktıktan sonra bir, iki, üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez yandan giriyorum. Bir ters bir düz görüntüsü oluşturmak için bir yandan bir ardından girerek trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi yandan ve ardından. Yandan ardından giriyorum. 3 defa da çekiyorum. Bütün ilmeklerimizi yani bütün e, buradaki örmüş olduğumuz trabzanları örerek tamamlıyoruz. 2 sıra yeterli oldu. Bakınız diğer e, kolumuzu ben çalışmıştım. 2 sırada bu şekilde örerek tamamladım. Şimdi kolumuzu örelim. ikinci sırasını bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar süeterimizi örerek tamamladık. Gayet güzel ve kolay bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı benimle birlikte yapmışsınızdır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Yakası falan çok gayet güzel şık bir çalışma oldu. Sadenin şıklığı. Evet bir çalışmamızın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.